Merhaba sevgili Emlak'ta Son Dakika izleyicileri. Expo Turkey Baykatar Fuarı sona erdi. Türk gayrimenkulcülerinin ağırlıkta olduğu fuarda önemli satışlar da elde edildi. Tabii gayrimenkulün dışında burada birçok sektör de yer aldı. Katarlı ziyaretçilerin fuara ilgisi büyüktü. Özellikle Emlak Konut GEO, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Simpaş GEO gibi önemli firmalar, gayrimenkul firmaları burada kıymetli müşterilerle, kıymetli yatırımcılarla görüştü. İkincisi düzenlendi fuarın. Tabii ilkine göre daha iyiydi. Daha çok ziyaretçi vardı. Reklamı, tanıtımı Katar'da daha iyi yapılmıştı. Önümüzdeki yıllara damga vuracak bir organizasyon gibi gözüküyor. Sence? Bence de mantıklı. Doğru çünkü 3 gündür bugün fuarın son günü, son saatleri kapanmak üzere. Görüştüğümüz tüm firmaların yetkilileri, özellikle patronlarımız hepsi bu sene daha iyi geçtiğini söylediler ve ciddi memnun kaldıklarını söylediler. Özellikle Avrupa Konutları Sinan Bey bu konuda açık ve dile getirdi. Her şeyden önemlisi geçen seneye nazaran bu sene fuarın yapıldığı alanın şehir merkezinin içerisinde olması ve açılış organizasyonunun çok iyi olması, bakanın gelip iyi bir gezi yapması ve medyası ekibinin de bunu iyi organize etmesi bu fuarın daha iyi olmasına sebep oldu. Umarız ki önümüzdeki sene daha iyi olur, daha fazla firma katılabilir. Tabii Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin açılışa gelmesi, Katar nezdinde eşdeğer Ekonomi Bakanı'nın burada yer alması hem Katar için hem Türkiye için çok önemli bir adım oldu. Tabii burada MÜSİAD vardı. Çok önemli bir etken aslında fuarın etkisinin büyümesinde. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye olarak 5 milyar dolarlık Katar ihracatının, ithalatının 2-3 milyar dolarına biz talibiz demişti. Tabii burada Türkiye'nin etkisi her geçen gün artıyor. Onlar bize çok şükran borçlular, minnet borçlular, bunu da zaten kendileri dile getiriyor. Aslında bu fuarda onu gösterdiler. Tabii ikinci gününde fuarın çok yoğun geçeceği söylenmişti. Gerçekten de öyle oldu. Katar ziyaretçiler geldi. Burada şuna bakmak lazım. Türk gayrimenkul firmaları hangi fuarlara ilgi gösteriyor? Geçtiğimiz dönemde MIPIM ve STİSYEB'in, Dubai STİSYEB'in adeta bir rüzgarı vardı. Açık konuşmak gerekirse ikisi biraz yavaşladı. Fakat MIPIM hala çok özel bir organizasyon. Yani gayrimenkul firmalarının hala katılması gerektiği bir organizasyon bana göre. Çünkü niye? Çok global bir fuar. Dünyanın bütün şehirleri neredeyse oraya geliyor. Dünyanın bütün şehirlerinden ziyaretçiler geliyor. Bizim orada bir İstanbul çadırımız var ve bizim orada olmamız lazım. Açık konuşmak gerekirse Dubai Cityscape bence artık ömrünü bitirdi. Sen ne düşünüyorsun? Aynen, ben de o konuda aynı sana katılıyorum. Mesela MIPIM fuarından satış beklentisiyle giden firmalar maalesef yanılıyorlar. Biliyoruz ki MIPIM fuarı bir imaj fuarı. Oraya giden firmalar, belediyeler kendilerini tanıtmak için gidiyorlar. Satış için gidenler maalesef bu konuda mutsuz oynuyorlar. Dubai fuarı ise en son sene zaten bunun sinyalini vermişti. Biliyorsun oraya da güzel aynı. Sanat olarak katıldım. İnşaat firmanın son derece azdı. Tamam, orada bir kalabalık belki vardı ama kuru kalabalık olduğu gözlemlendi. Bu fuarın, Expo Katar by Turkey fuarının artık Türkiye için Dubai'nin yerini aldığını bir düşünüyoruz. Biliyorsun Dubai Cityscape fuarı Türkiye'de de yapılacaktı. Hı hı. Günü tarihi belirlendi. Hatta firmaların katılımları söylendi ama o fuar yapılamadı. Bunun sebebi de bazı belli katılmak isteyen birkaç inşaat firması katılmaktan vazgeçince fuar iptal olmak zorunda kaldı. Aslında orada ertelendi demişlerdi ama bu tabii hala yapılmadı. Yani fake'ti. Yapılmadı. Muhtemelen yapılacak gibi gözüküyor. Ümit ediyoruz ki Expo Turkey Baykatar fuarının değeri daha da artsın. Önümüzdeki sene buraya bakan değil, bakanlar gelsin. Daha büyük buralar gelsin ki bu Katarlı aramızdaki bağları daha da kuvvetlenecektir. Burada bizi görüyorsun, Uğur çok seviyorlar. Taksilere biniyoruz, abilere gidiyoruz. Bize karşı bir ilgi ve sevgi var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hani bu fuar böyle boş görünüyor ama boş değil aslında. O fuara gelen kişiler direkt hedef kitle. Almak isteyen geliyor, gezmek isteyen gelmiyor ki. 3 gündür görüştüğümüz patronların bunu açıkça söylemesi bizi çok mutlu etti. Demek ki buraya verdiğimiz emek boşa gitmedi. Buraya verdiğimiz destek boşa gitmedi. İnşallah seneye daha iyisini, daha faydalısını hep birlikte yaparız diyorum ben. Ya zaten nüfusu 2,5 milyon olan bir şehirden, ülkeden bahsediyoruz ki hani fuara katılım hedefleri 4.000, 5.000, 6.000 kişi seviyelerinde. Zaten bu fuar şu an onu yakaladı, o rakamları yakaladı Expo Katar fuarı. Sadece şunu düşünüyorum, belki önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun açılışına dediğin gibi bakanlar veya çok büyük bir hamle Cumhurbaşkanı gelirse
bu fuarın buradaki ticaret hacminin hangi seviyelere çıkacağı gerçekten öngöremiyorum. Çünkü çok büyük bir iş olur. Ama bu organizasyonları yapan kişiler de, medya tarafı da gerçekten iyi iş çıkardı. Evet, evet. Onları da es geçmeyelim. Evet. Burada dediğim gibi inşaat firmaları vardı. Onların dışında gıda, mobilya, birçok sektör yer aldı. Hepsi birçok iş görüşmesi yaptı, toplantılar yaptı, Katarlı yatırımcılarla görüştü. İnşallah Türk ekonomisi için, İnşallah. Özelinde Türk gayrimenkul sektörü için değerli, kıymetli sonuçlar elde edilmiştir. Doğru söylüyorsun. Bu konuda sana katılıyorum. Yaklaşık 3 aydır Medeste ekibiyle biliyorsun görüşmeye ayrılıyız. Evet. Bu ara beraber hazırlandık evet. Onlarla. Çok ciddi bir emek verdiler. Ciddi işler yaptılar. İyi bir tanıtım, iyi bir reklam kampanyası düzenler bu aralarda. Ve Katar bölgesinde geçen sene olmayan tanıtım dijital olarak ve açık hava, kapalı hava olarak burada vardı biliyorsun. Dün AVM'lere girdiğimiz zaman AVM'de de rakiplerin olduğunu gördük. Ve Katar'da 250'lerle taksinin girdiğini biliyorsun gördük. Ki Katar'da kaç tane taksi vardır? Belki de 100 tane taksi vardır diyebiliriz. Hemen hemen taksilerin hepsi giydirilmişti. Geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bu emeklere değmiş, verdiğimiz desteklere değmiş. Ciddi manada bir katarım oldu. Her şeyden elimizi firmaların mutlu olması bizi çok mutlu etti. Tabii. Bu alan biraz daha büyük geçen seneki alanına nazaran. Koridorları biraz geniş olduğu için aslında boş gözüküyor ama buraya gelen kişiler hakikaten almak için gelmiş. Bunu görüyoruz. Gezmek için gelmemiş. Yani dün biliyorsun Medeste ekibinin verdiği bilgide dün akşam saat 5 gibi, ikinci günü akşam saat 5 gibi 2800 civarında kişinin giriş yaptığını söylediler ki hedefleri aslında 3500-4000 arasıydı ki bugün de bu hedef muhtemelen tutmuştur. Rekor yani kırılmıştır diye tahmin ediyorum. Zaten biliyorsun önümüzdeki hafta fuar raporu da yayınlayacağız. Orada da bunu çok iyi bir şekilde aktarız diye düşünüyorum internetimize. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu fuarı biraz daha teknolojik hale getirilebilir. Yani, bence de evet. Yani çok evet stand, fuar denince akla stand geliyor ama çok böyle tanıtım, çok ellerde kağıt, birçok yani yurt dışı fuarları biraz daha örnek alınabilir. Çok çünkü dijital tanıtımlar yapılıyor. Çok farklı dünyalarda dolaşıyorlar. Biraz daha onlar takip edilebilir. Bu fuar biraz daha bir tık daha üste çıkarılabilir. Ama tabii bunlar nedir? Her fuar bir tecrübedir. Nasıl geçen bu seneki fuar geçen senekinden iyiyse evet. Önümüzdeki sene bu senekinden daha iyi olacak. Böyle böyle. İşte bahsettiğimiz MIPİM nasıl bu hale geldi? Bu şekilde. Tamam işte ondan bahsedecektim. Aslında burada yurt dışındaki fuarlar derken yurt dışındaki firmalar belki örnek alınabilir. Biliyorsun Fransa fuarında biz seninle Londra çadırına girdik. Orada hiç maket görmedik. Evet. Maket kavramı olarak kalkmış. Sadece gözlük var, ufak kabinler var. Gelen ziyaretçileri o 3D gözlükleri takarak örnek dairenin içerisinde gezdirecek satış yapıyorlar. Ve bu onlara sadece bir gözlük. Yani bizim firmalar yurt dışına fuara giderken biliyorsun bu maketleri götürmek için çok ciddi para harcıyorlar. Evet. Nakliyat, taşıma, belki de bir daire parasını buraya veriyorlar ama yabancılar bunu tek bir gözlük yapmışlar. O gözlüğü çantana koyup getiriyorlar maalesef. Bunun masrafı da maliyeti de yok. Bu konularda hakikaten onlardan öğrenecek birkaç şeyimiz daha var. Yoksa normal hiçbir eksiğimiz yok. Aksine fazlamız var. İnşallah dediğim gibi bir tecrübe olur. Her sene biraz daha ekleyerek bu konuda iyi olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş oluruz. Evet. Tabii burada kendimizi de pas geçmeyelim. Evet, evet. Dijital sponsor olduğumuz evet. Expo Turkey by Katar Fuarı. Geçen sene de biz dijital sponsorduk. Bu sene de öyleyiz. Buradan yaptığımız canlı yayınlarla, röportajlarla aslında burada yaşanan tüm gelişmeleri an be an Türkiye'ye aktarmış olduk. Türkiye'deki takipçilerimize aktardık. Bununla birlikte gün sonlarında attığımız özetlerle aslında bütün günleri kısaca anlatmış olduk. Neler yaşandığını söyledik. Dediğin gibi fuar sonrasında özel detaylı bir rapor hazırlayacağız ve bunu yayınlayacağız. Ama Katar bu sene iyiydi. İyiydi bu sene çok iyiydi hakikaten. Yani katılmak istemeyen firmalar bu sene geçen seneye baz almışlardı aslında. Biliyorsun hep tüm sektörde bunu görüştük. Hani aynen. İsim vermeyelim ama tüm inşaat firmaları görüştük. Geçen seneyi baz alarak buraya bu sene katılmak istemediler. Ancak geçen sene fuara katılıp dönüş alan firmalar Artaş gibi, Simpaş gibi, Teknik Yapı gibi bu sene gibi burada vardı. Çünkü onlar bu dönüşü gördüler. Diğer firmalar demek ki geçen seneki ortamın ve fuarın boş olduğunu tahmin ederek buraya katılmadılar ama bu sene katılanlar şunu gösterdi ki hakikaten bu fuarın dönüş alınıyor. Evet. Yine isim vermeyelim. Görüştüğümüz katılmış firmaların birçoğu yine seneye burada olmak isteklerini söylediler. IMF kurumu da burada gerçekten iyi iş çıkardı. Yani bunu çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Sen de bunu daha çok gözlemlemişsin. Çünkü sen birebir görüşüyorsun hepsiyle. Burada bir devreye gireyim.
çok önemli bir bilgi var. Tabii firma bunu önümüzdeki günlerde kendisi açıklayacaktır gerçekleşirse. Katarlı bir yatırımcı buraya katılan bir firmaya dolar bazında çok büyük bir teklif yaptı. Yani bunu biliyorum. İsmini açıklayacak mısın? Hangi İsmini açıklamayacağım. İsmini ben açıklayamam tabii ki ama firma bunu bu işlemi gerçekleştirirse Türkiye'ye çok iyi bir girdi olacak. Kendileri adına çok iyi bir iş çıkmış olacak. O yüzden bu fuar önemli. Bu fuara katılan firmalar, yani kapıdan giren her Katarlı ziyaretçi aslında milli gelir açısından çok büyük değere sahip olduğu için kıymetli bir yatırımcı haline geliyor. O yüzden buraya katılımın her sene artması gerekiyor. Tabii gayrimenkul firmaları üzerinde konuşuyoruz. Evet, birçok sektör var ama ana alanımız gayrimenkul. Burada da ana sektör gayrimenkul. Mazaya geldi dün buraya. Mazaya yetkilileri geldi. Firmalarla görüştü. Önemli işbirlikleri teklif etti. Bunu biliyoruz. Katar'ı Diyar geldi. Firmaları, Türk firmalarını dolaştı. Yine işbirlikleri tekliflerinde bulundu. Bunlar tabii Türk ekonomisi, Türk gayrimenkul sektörü için çok kıymetli gelişmeler. Türk gayrimenkul sektörünün ekonomideki yeri düşünülünce gerçekten bu fuar kaçırılmaz fırsatlar barındırıyor. Burayı kaçırmamak, burayı değerlendirmek lazım. Buraya, evet burada satış yapılıyor ama daha büyük, vizyonu daha geniş tutmak lazım. Buraya konut satışı yapmak, gelmek yerine daha büyük işbirlikleri için geliyor olmak lazım. Gelmeden önce toplantıları, randevuları ayarlamak lazım. Bunu başarabiliyor olmak lazım. Türk firmaları için, Türk gayrimenkul firmaları için aslında çok büyük bir şey değil. Sadece şu gerekli, vizyonu biraz daha geniş tutabiliyor olmak gerekiyor. Evet. Demin sen de bahsettin. Güzel işler yaptık ve her gün biz bu fuarın fuarda neler yaşandı ilk gün, ikinci gün neler yaşandı diye biliyorsun. Özetini görelim. 3840 kişilik bir bizim mailing listemiz var biliyorsun. Tüm sektörümüzün oyuncuları, patronları, pazarlamacıların yer aldığı bir datamız var. Buraya gönderdiğimiz 2-3 gündür gönderdiğimiz bültenlerin %95'ine yakını açılmış, okunmuş, incelenmiş. Bu konuda gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz bizler. Şunu söyleyeyim ki Türkiye için, ülkemiz için, sektörümüz için faydalı olan hangi ortam varsa biz eline son dakika olarak hep orada olacağız. Ve elimizden geldiği müddetçe bu sektöre destek olacağız. Her zaman yanınızda olacağız. Ben bunu söylemek istiyorum Uğur. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir değerlendirme programı oldu. İnşallah yenilerini de yakında yapmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Uğur'cum. Çok sağ ol. Sevgili Emlak'ta son dakika izleyicileri, dijital partneri olduğumuz Expo Turkey by Katar 2018 fuarı böyle geçti. Türk gayrimenkul firmaları özelinde önemli, kıymetli işlemler gerçekleştirildi. Buradan Türk firmaları genel olarak çok memnun ayrıldı. Önümüzdeki yıl bu fuarın daha etkili, daha büyük, daha kıymetli bir hale almasını biz bekliyoruz. Bu yıl Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi açılışa geldi, gerçekleştirdi. Tabii Katar'ın Ekonomi Bakanı da buraya geldi. Önümüzdeki yıl bu daha da artırılabilir. Sadece tek bir bakanımız değil, bakanlarımız katılabilir. Katar bugün, bu dönemde ve gelecekte bizim için çok kıymetli bir yere sahip. Biz de onlar için çok değerli ve kıymetliyiz. Onlar bunu kendileri söylüyorlar. Biz Expo Turkey by Katar değerlendirme programını burada sonlandırıyoruz. emlaktasondakika.com olarak bu ve bu tarz organizasyonlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.